Herkese merhaba, Kısa Kısa Matematik kanalındasınız. Bu kanalda matematikte ve hayatta karşınıza çıkan konuları kısa ve özet olarak öğreniyorsunuz. Bugün rasyonel sayının ne olduğunu ve nerelerde kullandığını birlikte öğreneceğiz. Başlamadan önce aşağıdan kanalımıza abone olabilir, konu isteklerini yorum kısmına yazabilirsiniz. Hazırsan başlıyoruz. İlk olarak rasyonel sayının matematiksel tanımını vereceğim. A ve B birer değişken olmak üzere A'nın B'ye oranı şeklinde yazılabilen tüm sayılara rasyonel sayı deniyor. Bunu matematiksel olarak düşünürsen, yani A bölü B şeklinde yazılabilen bütün sayılara rasyonel sayı deniyor. Tek bir şartla. O da ne? B sıfır olmayacak. Yani alt tarafı sıfır olmasın yeter. 2 bölü 3, 3 bölü 5, 1 bölü 4. Ne yazarsan yaz, bunların tamamı rasyonel sayı oluyor. Bazen bunlar negatif de olabiliyor. Eksi 2 bölü 3. Eksi 1 tam 1 bölü 2 gibi sayılar yazabiliyorsunuz. Rasyonel sayının gösterilse şu şekilde. Almanca Quotient, yani bölüm anlamına gelen kelimenin baş harfi olan Q harfiyle gösterildi. Kısaca hatırlatırsam rasyonel sayı kafanızda daha iyi canlanacak. İlk olarak doğal sayıları öğrenmiştik. Sıfırdan başlardı, 1, 2, 3 diye giderdi. Sonra işin içine tam sayılar girdi ve negatifler de olayın içine karıştı. Yani eksi sonsuzdan geliyorduk. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 yine sonsuza kadar gidiyorduk ve bütün sayılar tamdı, yani virgüllü sayı yoktu. Ardından olayın içine kesirler diye bir konu girdi. Biz 2 bölü 3, 3 bölü 5 gibi, 1 tam 1 bölü 2 gibi sayılar öğrendik. Bunlar aslında neydi? 0 ile 1 arasını bölüyorduk. Buradaki aradaki parçaları, yani tam olmayan virgüllü sayıları gösteren ifadelerdi kesirler. Artık biraz daha büyüdüğünüzde bu kesirlerin gerçek adı, sayı kümesindeki adı rasyonele dönüyordu. Aynen kesirlerin negatif olanlarını işe katınca rasyonel sayı oluyorlar. Bu sayı doğrusunda genel bir daha gösterirsem şöyle düşünebilirsiniz. Bak 0, 1, 2, 3, 4 diye gidiyor ya, bunlar doğal sayı. Bunların içine eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4'ü, yani bunların tamamını kattığımda, artı eksi hepsini kattığımda tam sayı. Bu aralardaki virgüllü sayıları da kattığımda işin içine rasyonel sayılar giriyor. Bu tarafta olan Q pozitif, negatif olanlara Q negatif olarak gösterebiliyorsunuz. Sıfır her ikisinde girmiyor bu arada. Dikkat edin, sıfır işaretsiz bir sayıdır. Ama bu da bir rasyonel sayıdır. Hemen rasyonel sayılara örnek vereceğim ve türlerini de hatırlatacağım. Aynen kesirlerdeki gibi. Ne dedik? Mesela 2 bölü 3, eksi 1 bölü 5, eksi 3 tam 1 bölü 7 ya da eksi 19 bölü 3. Bunların tamamı rasyonel sayıdır. Bunları türlere ayırırsak basit olanlar, alt tarafı küçük olanlar. Mesela 2 bölü 3 bir basit kesirdir. Ya da eksi 1 bölü 5 birer basit kesirdir. Çünkü altları büyük. Ters çevirsem, yani üstlerini büyük yaparsam 7 bölü 5, eksi 18 bölü 9 gibi ifadeler bileşik rasyonel sayıda diyebilirsiniz. Tam sayı olanlar yine tam kısmı olanlar diyoruz. 1 tam 1 bölü 7 ya da eksi 3 tam 3 bölü 5 gibi ifadelerde tam sayısı bulunan rasyonel sayılardır. Ve sen çöz bölümüne geldi sevgili gençler. Şimdi ekrandaki soruyu çözüyorsun. Cevabını yorum kısmında benimle paylaşıyorsun. Takıldığın mevzu olsa yoruma yazabilirsin. Şimdi bilgiyi faydalı bulduysan ekrandaki logolardan kanalımıza abone olabilirsin. Bir dahaki kısa bilgide görüşürüz.